Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler gayet iyiyiz. Arkadaşlar, klozetlerimizin etrafında şu görmüş olduğunuz şu çevrede zamanla sararma oluyor. Bu suyla alakalı olabilir. Çekilen silikonun eskimesiyle alakalı olabilir. Bazı yerlerde buraya ders çekiliyor. Ben genelde silikon çekiyorum arkadaşlar. Mesela bu da öyle bir şekilde bozulmuş, şekli bozulmuş bunun. Silikon normalde bu. Zamanla sararmış arkadaşlar. Buraya çekileli belki de 5-10 yıl civarında olmuş bu. Şimdi bu eski silikonu kazıyarak yeni bir silikon nasıl çekilir? Bunu göstermek istiyorum size. Nasıl bir düzgün silikon çekebiliriz? Bunu şimdi size eskisini kazıyarak yenisini de gösteriyorum. Arkadaşlar bir maket bıçağı yardımıyla şu şekilde zeminle doğru şu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Eski silikonu çıkarmanın şekli bu arkadaşlar. Bir maket bıçağının yüzü bu iş için gayet uygun. Yeni bir maket bıçağı yüzü. Size çok iyi yardımcı oluyor arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Önce şöyle klozetin duvarından doğru arkadaşlar. Daha sonra da şu zemin kısmından. Şimdi arkadaşlar dikkatli bulun. Çünkü şeyin maket bıçağının yüzü kopup yüzünüze gelmesin. Çünkü bazen böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Şu şekilde temizleyin arkadaşlar. Eski yerde olsa, silikon da olsa arkadaşlar şey kalmasın. Eskiden bir eser kalmasın arkadaşlar. Biz şimdi bunu temizlemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey, siz bana bu videoyu izledikten sonra soracağınız şey arkadaşlar, kesinlikle arkadaşlar asla ıslak nemli olmayacak, tamamen kurusun. Gerekirse bunu temizledikten sonra klozetinizin kenarı bir gün kalsın arkadaşlar. Çünkü silikon ıslak bir zemine asla çekilmez. Arkadaşlar temizlemeye çalıştık. Temizlikle sayılır. Şu anda zeminde hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Eski silikondan bir eser kalmadı. Bizim zeminimiz de gayet kuru. Arkadaşlar şimdi beyaz silikon kullanacağım. Klozetin etrafını silikonlamak için, silikon çekmek için arkadaşlar. Şu uç kısmını kestim. Şurada silikon ucu. Bunu buraya taktık. Diyorsunuz ki şimdi biz bunu takmasını bilmiyoruz. Bilmiyoruz bunu. Niye gösteriyor, niye söylüyorum ama. Arkadaşlar ben göstereyim de siz nasıl yaparsanız yapın. Şu silikonun uç kısmını arkadaşlar tam ucuna yakın yerden şu şekilde yamuk kesiyoruz. Daha sonra
Şöyle arkadaşlar. Sıkacağımız yerine götürüyoruz. Tetikten tarafa. Şöyle. Daha sonra arkadaşlar bunun yerine nasıl klozetesini silikonu nasıl çekeceğiz? Bunu da göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi silikonu çektikten sonra silikonun bir şeyle düzeltilmesi lazım. Yani etrafında şu şekilde pürüzsüz bir şekilde bir şeyle çekilmesi lazım. Ben bunun için genelde küçük bulaşık süngerleri kullanıyorum. Telli tarafı değil de diğer tarafıyla kullanıyorum. Gayet pürüzsüz ve net bir şekilde bir sonuç alıyorum. Ama şu an elimde olmadığı için ben de şeyden kestim. Boru izolasyonunda kullandığımız dışındaki malzemeden kestim arkadaşlar. Şu şekilde şu kısım çok pürüzsüz. Bu şekilde siliponu çekerek düzelterek çekim yapacağız. Şu anda bir nasıl çekim yapıyoruz? Siliponumu çekelim bakalım. Arkadaşlar silikonun ucunu şu şekilde yamuk kesmiştik zaten. Şu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şu arka taraftan da dolanıyoruz. Şöyle şu şekilde komple klozetin etrafını silikonla dolanıyoruz arkadaşlar. Arkalarda yer kalmasın diye komple dolanmamız lazım. Hem klozetin altına su geçip alt kattaki komşumuza suyun gitmesini, tavan akıntısını engellemiş oluruz. Hem de aynı zamanda kötü korunmuş şeyi görüntüyle ortadan kaldırmış oluruz arkadaşlar. Şimdi bahsettiğim şey sünger şuydu arkadaşlar. Bunu nasıl çekiyoruz? Şu şekilde kameramızı koyalım. İşte şu şekilde bastırarak etrafına bulaştırmadan siz de bunu gayet kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar kenarına fazla bulaşan varsa şöyle az önce kullanmış olduğumuz maket bıçağının yüzüyle de eğer bulaşık süngeri olursa daha mükemmel olur arkadaşlar. Bunu çektikten sonra şöyle bir 12 saat civarı kurusun arkadaşlar. Yani kurumasında tam bir saat vermiyoruz ama şöyle iyi bir kurma, diyelim ki akşam 8'de çektiniz, sabah 8'e kadar en az bir 12 saat bu şekilde kalsın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet bence temiz oluyor, temiz duruyor. Bir de bu silikondan arkadaşlar normal beyaz silikon değil. Malzemeyi alırken ben duş teknesine çekeceğim. Duşakabine çekeceğim. Klozetin etrafına çekeceğim. Bana sararmayan silikon verir misiniz diye söylediğinizde arkadaşlar o silikonlar biraz daha pahalı ve kaliteli arkadaşlar. Sararma yapmıyor. Çok daha iyi kullanışlı arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz.
Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin destekleriyle bu kanalı bir şeyler paylaşarak büyütmeye çalışıyoruz. Instagram adresimiz arkadaşlar kanalımızın şu kısmını bir yere şu anda bırakıyorum. Beğeni, abonelik ve yorumlarınızı bekliyorum. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.